Şafii uleması genel itibariyle eşari zihniyetli ve genel itibariyle bu ta Abbasiler şeyden Emeviler zamanından gelir. İdareye yani o günkü tabirle siyasi olarak halifeye tam bir itaat sorgulanmaktan, soruşturulmaktan uzak bir halk-halife ilişkisi vardır. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin veyahut da ondan önceki Hazreti Ebubekir Efendimizin veya ondan önce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin veya Hazreti Ömer Efendimizden sonra Hazreti Osman'ın kısmen ama normalde sonra Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin çizgisinin dışında bir çizgidir. Bu mesela İslam'da siyasetle alakalı geçen senelerde yine Hakan kardeşin hazırlamış olduğu bir sorular dizisi vardı. Bu sorular dizisinde bunu geniş bir şekilde sohbet ettik. Sohbet şuydu. Yani halifeye olan itaat Kur'an-Sünnet dairesindeydi. Eğer halifeye olan itaat Kur'an-Sünnet dairesinde çıkarsa o zaman zulüm oluyordu. Ve Müslümanlar Kur'an-Sünnet dairesindeki bir halifeye veya Kur'an-Sünnet dairesindeki halifenin söylediğine itaat etmekle mükellefti. Bunu unutmayın. Bu çizgi İmam-ı Azam ve İmam Maturidi çizgisi olarak devam eder. Bu Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen bir çizgidir bu. Nasıl Hazreti Hüseyin Efendimiz Yezid'in halife seçilmesine karşı çıkıp siyasi bir bakın silahlı değil siyasi bir kalkışma yapmıştır. Orduyla gitmemiştir. Kendi ailesiyle beraber gitmiştir. Savaşmaya gitmemiştir yani. Bu siyasi bir duruştur. Ama Yezid ve avanesi o siyasi bir duruş sergileyen Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve yanındaki kadınları, çocukları şehit eder. Şimdi bu çizgi, bakın bu bir damar gibidir. Bu damar ileriki zamanlarda hem Ehl-i Beyt'in üzerinde hem de İmam-ı Azam'ın üzerinde yürür. Mesela İmam-ı Azam işte Emevilere ilk baş kaldıran önemli o günün önemli din alimidir. Emevilere baş kaldırır. Emevilerin yıkılmasına fetva veren kimsedir. Ve İmam-ı Azam'dan itibaren Hanefilerde bu duruş çok önemlidir. Bu duruşu kaybetmezler. Ve bu duruş örnekliyorum Türklere de geçmiştir. Ve Türklere de geçtiği için Türklerde mesela böyle bir şey yoktur. Ama Maverdi gibi veyahut da o aşağı Mezopotamya'daki Müslümanların oradaki hassasiyetleri şudur. Emevilerden sonra halife kim olursa olsun, ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, merkezi otoriteyi sarsacak, merkezi otoriteyi yıpratacak her şeyi reddederler. Şimdi bu böyle Emevilerden Abbasilere, Abbasilerden Selçuklulara kadar bu damar gelir. Ve İmam-ı Gazali de bu damarın içindedir. Şimdi bunu normalde reddedemeyiz. Tabii biz yalnız o günleri bugünden eleştirel olarak bakıyoruz. O günkü Maverdi gibi, Gazali gibi veyahut da o aynı ekolde olan insanlar devlet yıkılırsa millet kalmaz veyahut da
küçük küçük beylikler var o zamanlar. Kavim beyliği. O kavim beylikleri eğer ki o günkü dille konuşuyorum, halifeye olan itaatlerinde gevşeklik olursa bölünme ve parçalanma olur. Böylece ülke gayrimüslim unsurlar tarafından işgal edilir. Veyahut da talancılar, yağmacılar, eşkıyalar ülkeyi batırırlar.